Bizim burası güreş sahası mı çocuğum? tekme yok. Tekme yok. Kuzey, kuzey. Koriş'ten kırmızı alarm. Spora başlamak zorundayım artık. Berrak Düzün Ataç ve sevgilisi Birkan Sokullu'dan Star Life'a çok özel evlilik açıklaması. Her şey de yolunda gidiyor, güzel. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in yolları neden ayrıldı? Prensip olarak artık biz beraber çalışmama kararı aldık. Nur Fettahoğlu 8 aylık kızının yüzünü neden gizlediğini ilk kez açıkladı. Bunu da tutup haber yapmayın. Etekteki taşlar dökülecek, İstanbul'un altı üstüne gelecek. Magazin dünyasından en sıcak görüntüler ve röportajlar jet hızıyla ekranda olacak. Dök eteğinde ne varsa, ben bitirdim diyormuşsun ya, orada burada. Bebek müdavimi Koriş'leyiz. Spora başlamak zorundayım artık. Boyum 1.90, kilom 97. 7 kilo daha gidince tam istediği ölçülerde olacakmış. Ya yüzümden de anlaşılıyor. Biraz evet, kilo aldım. Vücut ölçülerindeki ince çizgi kadar kiralık aşta canlandırdığı Koray karakterinde de ince bir çizgi mevcutmuş. Sıra dışı bir karakter, çok ince bir çizgisi var Koray'ın. O ince bir çizgiyi ayarladıktan sonra, ki ilk zamanlar çok yoktu biliyorsunuz Koray karakteri. Gurur yüzü ifadesi, kovdum seni bir tanesi. Murat Yıldırım ve Tuğba Büyüküstün Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle konuşmacı olarak bir panele katıldı. Çocuk insanı bir kere bütün negatif enerjisini alan, başka bir boyuta geçiren bir varlık. Ünlü oyuncu kadına şiddetin önlenmesi için erkeklere çocuk yaşta eğitim verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Temennimiz o ki toplum daha duyarlı bir hale gelsin. Bu konuda eğitimler verilsin. Özellikle erkeklere. 2012 yılında anne olan Tuğba Büyüküstün kadına şiddetin önlenmesi için panelde bir konuşma yaptı. En acı olanı şu, 15-19 yaş aralığındaki genç kızların %44'ü, neredeyse yarısına yakını, bir erkeğin partnerine ya da eşine gösterdiği fiziksel ya da psikolojik şiddeti haklı görüyor. Yeniden bebekteyiz. Bardağımdaki çay gibi yudum yudum içtim seni. Berrak Tüzün Ataç ve Birkan Sokullu kahvaltı keyfinde. İki sevgili kulaktan kulağa dolaşan haberlere göre evlilik hazırlığındaydı. Söylensem kim çıkar? Kim söylüyor? Duyuyoruz yani hani onunla ilgili. Ya yani böyle bir tarz bir düşünce. İstersek yaparız canım. Öyle bir şey istersek. İstersek dağlar yerinden oynar diyor Birkan Sokullu. Şu anda bir evlilik hazırlığı içinde olmadıklarını da sözlerine ekliyor. Teklif etmediniz hala. Çok güzel. <ya. gülüyor> Şu an bir şey. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Grip'in müzik grubu üyeleri, Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, ünlü oyunculardan Selen Görgüzel, Melis Babadağ, spor dünyasından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve çok sayıda ünlü isim Dünya Atrit Günü için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Çocuklarımızın sesine her zaman kulak verelim. Vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabik bir hastalık olan atritiye dikkat çeken ünlü isimler erken teşhisi öneminden bahsetti. Her rahatsızlıkta olduğu gibi ne kadar erken teşhis konursa ileriki yaşları için çok daha konforlu, çok daha sağlıklı bir sürecin devam etmesini sağlayacak bir şey. Dolayısıyla bu da bilinçli oluyor. Özellikle çocuklarda erken teşhisin önemine vurgu yapılan toplantıda Selen Görgüzel farklı bir anne olduğunu söyledi. Ben çok özgürlükçü ve çok fazla böyle arkadaş ilişkisi yaşamayı sevmiyorum. Çünkü çocuklarımızın zaten arkadaşları var. Onların ebeveyne ihtiyacı var. Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan'la aynı projelerde yer almama fikrini de hayata geçirdiklerini açıkladı. Artık biz beraber çalışmama kararı aldık. Benim zaten hani 15 yaşından beri kendi kariyer hayatım var. Bu Hamdi Bey'le başlayan bir şey değil. Elbette Hamdi Bey'le devam edebilir. Fakat prensip olarak çalışmama kararı aldık. Evet, bir reklam projesi dışında. Elisa Güzin isminde bir kız çocuğu olan Nur Fettahoğlu bu sezon oyunculuk yapmayacağını açıkladı. Bu sene birkaç tane okudum ama kızım daha ağır basıyor, onunla vakit geçireceğim. Sosyal medya hesabından 8 aylık kızıyla fotoğrafını paylaşan Nur Fettahoğlu arkadaş toplantısını da yarıda kesti. Annelik daha ağır basıyor. Aynen öyle. Sağlığı yerinde, şimdi onu uyandı, onun yanına gidiyorum. Ünlü oyuncunun hayatı tamamen değişmiş ve güzelleşmiş. Ya çok çok tatlı, çok güzel şeyler yapıyor yani, her gün bir mucizeye uyanıyorum. Küçük mırıldanmaya başladı mı?
Hem de nasıl. Sizde çok büyük heyecan oluyor tabii. Onlar evet, senin... evet. Annelik bambaşka bir duygu. Annelik ötesi yokmuş. Böyle bir duygu yokmuş yani. Birçok kez anne rolünü oynayan ünlü oyuncu bu duyguyu oyunculukta ucundan kıyısından bile tatmadığını fark etmiş. O kadar anneyi oynadım ama gerçekten hissetmek çok hissetmek başka bir şey. Kime benziyor? Babaya. Babaya da mı? Babaya benziyor. Nur Fettahoğlu bir dönem kızının yüzünü gizleme sebebini de ilk kez Star Life'a açıkladı. Çok yüzünü göstermek istemedim evet. Çünkü gerçekten çok korkuyorum maşallah yani. Maşallah diyorum. Annenin bile nazarı değiyor. Baktığında ne kadar bugün ne güzel uyudu diyorum, ertesi gün uyumuyor mesela yani. Konu çocuklardan açıldı, çocuklarla devam edelim. Çağla Şikel aracının arka koltuğunda oğulları Uzay ve Kuzey ile ilgileniyor. Değerli izleyenler, en ünlü ressamın bile çizemeyeceği bir aile tablosunu lütfen dikkatle izleyin. Bir tanesi şeyden çıktı, jimnastikten, öbürü Aikido'dan çıktı. Oradan çıktığımız yetmemiş gibi bir de sahada futbol ve basketbol oynadık. Ben de bittim. Spor yapmaları da hem sağlık hem anne açısından önemliymiş. Valla seviyorlardı aslında. Bir de enerjilerini atacakları bir yerde lazım yani bir yerde. Evet. Yoksa bana patlıyor. Yani ben yetemiyorum. Şimdi bu saatten sonra artık yatana kadar idare edebiliyorum en azından birazcık enerjilerini alarak. Anne röportaj verirken Kuzey ve Uzay'ın bu tatlı hallerine ne demeli? Ya benim hep böyle şey, ikiz gibi şey alıyoruz. Valla alıyorum. Şimdi Kuzey'i aldığımda mutlaka Uzay da istiyor. O yüzden hep alırken ikişer ikişer yani aynı şeylerden. Ya aslında Kuzey'in öyle takıntıları yok ama Uzay'ın çok var. Abisi acayip bir rol model onun için. Yavuz Bingöl 52. yaş gününü kızı Türkü Bingöl'ün sürpriziyle kutladı. Cihangir'de Yavuz Bingöl'ün sanat okulunda yapılan kutlamada ünlü türkücü duygusal bir konuşma yaptı. 11 yaşından sonra okula başladıktan sonra daha doğrusu konservatuvara annem de baba da ayrıldıktan sonra pek doğum günü hatırlamıyorum şimdi doğrusu. Ama sevgili kızım işte o nezakette, o kibarlıkta bu duyarlılığını yıllardır sürdürüyor. Ben kafama göre hareket edemiyorum doğum günlerinde.